Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İbrahim Suresinin son bölümünü okuyacağız. Ve 42-52. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala şöyle bildiriyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sakın sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil zannetme. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Allah onları gözlerin dehşetle dikilip kalacağı bir gün için bekletmektedir. Ve onlara o zamana kadar müddet vermektedir. Malum bu dünyada Allah'ı kabul etmeyenler hayli var. Zulmedenler hayli var. Ama Allah-u Teala'nın acaba bilgisi dışında mı bu zulümler oluyor? İnkar edenler Allah onları bilmiyor mu? Bu anlamda insanın hatırına bazı vesveseler gelebilir. Allah-u Teala tekitli bir şekilde sakın sakın böyle zannetme diyor. Allah o zalimleri elbette bilmektedir. O zalimlerin neler yaptığını elbette bilmektedir. Bu dünya geçici bir dünya, imtihan dünyası. İmtihan esnasında insanlar yanlış şıkları da işaretleseler, malum onlara müdahale edilmez. Onların yanlış şıkları işaretleme hürriyeti bulunmaktadır. Onun gibi Allah-u Teala dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun diyor. İman etmek veya kafir olmak noktasında insanlar serbest bırakılmıştır. Veya adaletli olmak veya zulmetmek, bu noktada insanlar yine serbesttir. Allah insanı hür bir ortamda imtihan etmektedir. İşte diğer alemde hesap olacak ve o hesap gününde gözler dehşetle dikilip kalacak. Muhti'ine mugna'i ru'usihim, yani başları kalkık bir şekilde süratle hesap yerine koşacaklar. La yartaddu ileyhim tarfuhum, gözleri kendilerine dönüp bakmayacak. Yani kendilerinden haberleri olmayacak. Dehşetle, o günün dehşetinden insanların gözleri belerip kalacak, dikilip kalacak ve o hesap mahalline bu şekilde sevk edilecekler. Ve ef'idetuhum heva, ve onların kalpleri, gönülleri boştur. Malum deprem gibi olaylarda mesela insan artık her şeyi adeta unutuyor. Beyin adeta sıfırlanıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmez bir hale geliyor. Diğer alemde o kıyamet-i kübra, büyük kıyamette ve o büyük hesap hesabın görüleceği yerde artık insanlar çok perişan bir vaziyette. Özellikle zalim olanlar, kafir olanlar, ayet-i kerime onları nazara veriyor. اَفْاِدَتُهُمْ هَوَى, ve onların gönülleri bomboş bir vaziyettedir. Yani hatırlarına bir şey gelmiyor. Tamamen böyle idraklerini adeta kaybetmiş bir durumda. وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَتِيهِمُ الْعَذَابِ İnsanları azabın kendilerine geleceği gün ile uyar. فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ve o zaman zalimler şöyle diyecekler azap kendilerine geldiğinde. Rabbena ahirna ila ecelin garib. Ey Rabbimiz, yakın bir müddete kadar bizi tehir et. Bize fırsat ver. Nucib daveteke, davetine icabet edelim. Davetine uyalım. Ve nettebi'ir rusul, ve peygamberlere tabi olalım. Böyle diyecekler. İşte böyle diyecekleri bir gün gelmezden önce insanları uyar. Son pişmanlık fayda vermez denilir. Diğer aleme gidildiğinde artık herkes pişman olacak. Kötülük yapanlar yaptığı kötülükten dolayı, iyilik yapanlar da neden daha fazla iyilik yapmadık diye pişman olacaklar. Burada tabi medar-ı bahs olan özellikle kafirlerin pişmanlığı, en büyük pişmanlığı onlar yaşayacak ve tekrar bir fırsat verilmesini isteyecekler. Ey Rabbimiz, bize fırsat ver. Az bir zamanda olsa bize zaman tanı, mühlet tanı. Artık senin dediğine uyalım, peygamberlerin gittiği yoldan gidelim diyecekler. Ama artık bu kabul edilmeyecek bir duadır. Her şey bitmiştir ve kendileri bu dünyadan gitmiş, kıyamet kopmuş, hesap görülmektedir. اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ Ve onlara deniliyor ki, yani siz değil miydiniz daha önce bize zeval yok diye yemin edenler?
Yani dünyada mağrurdunuz, dünyada şımarıyordunuz, el avuca sığmıyordunuz ve böyle bir hesabı da hiç beklemiyordunuz. Ama o beklemediğiniz şey başınıza geldi ve inancınızdan çok farklı bir durumla karşılaştınız. وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Nefislerine zulmedenlerin yaşadığı yerlerde siz de yaşadınız. Yani dünyada daha önceden zulmetmiş olan kimselerin başlarına neler geldi, toplu tarzda bunlar nasıl helak edildi, Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi gibi kavimler nasıl helak edildi, bunları gördünüz. Onların yaşadıkları yerlerde yaşadınız ama onların başlarına gelenden ders ve ibret almadınız. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ Onlara nasıl yaptığımız, onları nasıl cezalandırdığımız size tebeyyün etti. Bir kısmı suyla boğuldu, bir kısmı depremle yerin dibine geçirildi, bir kısmı gökten başlarına taş yağdırıldı, bir kısmı şiddetli fırtınayla, rüzgarla helak edildi. Bunlar size meçhul değil, tarihte bunları gördünüz. وَدَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالِ Ve onların hallerini misal olarak size verdik. Darb-ı mesel olarak dillere destan olmuş olan hallerini sizlere gösterdik. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ Onlar bir hile, tuzak kurmuşlardı. وَاِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Ama Allah katında da onlarla ilgili bir tuzak vardı. Yani onlar kendilerine göre hesaplarını yaptılar, tuzaklarını kurdular. Ama Allah da onlara mukabil onların tuzaklarını başlarına geçirecek bir şekilde onlara tasarrufta bulundu. وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Yani onların hilesi dağları yerinden oynatacak, yerinden kaldıracak şekilde büyük de olsa Allah'ın mekri karşısında, Allah'ın onların hilesini boşa çıkarması karşısında elbette bir şey yapamayacaklardır. Gerçekten tarih boyunca bu manada pek çok tuzak kuranlar olmuş, dine, dindarlara cephe açanlar olmuş ama neticede kendi kurdukları tuzaklar kendi aleyhlerine çevrilmiş. Adeta başkaları düşsün diye bir çukur açmışlar ama açtıkları çukura kendileri yuvarlanmışlar. Bu anlamda tarih boyunca pek çok olaylar nazara verilmektedir. Allah-u Teala onların hilelerini boşa çıkarmıştır ve Allah-u Teala kendi tuzaklarını kendi başlarına makus etmiş, aleyhlerine çevirmiştir. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَ Sakın sakın Allah'ı elçilerine verdiği vaatte hulf edecek zannetme. Yani Allah peygamberlerine, elçilerine hangi şeyi vaat etmişse Allah vaadini yerine getirecektir. Mesela Allah-u Teala'nın bir takım vaatleri var. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُولِهِ Allah şunu yazdı. Ben ve elçilerim muhakkak ki galip gelecek. Bu Allah'tan bir bildiridir ve bu gerçekleşmiştir. İşte bir Hazreti İbrahim'in mücadelesi, bir Hazreti Musa'nın mücadelesi, Peygamber Efendimiz'in mücadelesi, önceleri belki diğer taraf galip gibi görülmüş. Ama neticede Allah-u Teala ehli imanı galip kılmıştır. Ve Allah-u Teala vel akibetu lil muttakin buyuruyor. Akibet muttakilerindir. Takva yolunda gidenlerindir. Takvayı esas alanlarındır. Günahlardan uzak kaçanlar, uzak kalanlar neticede galip geleceklerdir. Bu anlamda Allah-u Teala'nın vaadi var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَاتِ Allah vaadinde elbette hulf etmez. Allah vaadini elbette yerine getirir. İşte tarih bunun bir ispatıdır. Her ne kadar ehli iman zaman zaman zor günler, zor dönemler yaşamışlarsa da kendileri salih olduğu müddetçe, takva sahibi olduğu müddetçe Allah onları galip kılmıştır. Ama ehli iman kalite olarak düşmüşse, ehli iman takvadan uzak kalmışsa, salahattan uzak kalmışsa bu durumda mağlubiyet kaçınılmazdır. O da meselenin başka bir yönü. Ama gerçekten Allah yolunda samimi bir şekilde gidenler muhakkak surette galip olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. İnna Allahe azizun zuntigam
ve şüphesiz Allah azizdir ve intikam sahibidir. Allah-u Teala'nın hem celali hem cemali tecellileri var. Allah-u Teala kullarına rahmetle muamelede bulunuyor. Ama kulları içinde isyan eden, küfran içinde bulunan ve Allah'a kafa tutarcasına hareket edenler de çıkmakta. Bunlara karşı Allah-u Teala azizdir, izzet sahibidir ve intikam sahibidir. Onların yaptıkları onların yanına kalmayacak ve bir şekilde onlar cezalarını bulacaklardır. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ O gün arz başka bir arza tebdil edilir, değiştirilir. وَالسَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاوَاتُ da başka bir sema olur. Yani gün gelecek, kıyamet koptuğunda arz artık başka bir arz olacak. İşte kıyamet koptuğunda dağlar yürütülecek. Kıyamet koptuğunda yeryüzü düzlenecek. Kıyamet koptuğunda gökyüzündeki yıldızlar nasıl ki bir tesbihin ipi koptuğunda, şirazesi koptuğunda hepsi dağılıp gidiyor. Uzayda dağılıp gidecekler ve birbirine çarparak kıyameti koparacaklar. Ve artık o gün yeryüzünün manzarası farklı, bildiğimiz tarzda değil. Gökyüzünün manzarası da yine farklı, bildiğimiz tarzda değil. Arz başka bir arz ve semavat başka bir semavat olacak. Ve barazu lillahil vahidil kahhar, vahid kahhar olan, bir olan, kahr ve galebe elinde olan, dilediğini dilediği şekilde yapmaya kadir olan Allah'ın huzuruna o insanlar sevk edilecekler, Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Ve teral mücrimine yevme izin, sen o gün mücrimleri görürsün, mugarranine fil asfat, mahkumlar tarzında. Yani mahkumlar nasıl elleri kelepçeli bir şekilde sıralanmış, zelil, perişan bir vaziyette sevk ediliyorlar. Sen o gün o mücrimleri, günah içinde ömrü geçen kimseleri bu şekilde görürsün. Esirlerin götürüldüğü gibi, mahkumların götürüldüğü gibi sıraya dizilmiş, elleri bağlanmış, zincirlenmiş, o şekilde bulursun. Serabiluhum min katranin ve onların elbiseleri de katrandan. Burada bize aynı zamanda bir tablo çiziliyor. Mahkumlara herhalde güzel elbiseler giydirilmez. Onlara giydirilen elbise de onlara zillet verici bir özellik taşır. Ayet-i Kerime'de Allah'ın huzuruna sevk edilen o mücrimlerin de hem kayıtlı kelepçeli götürülmelerini bize nazara veriyor, hem de elbise itibariyle katrandan elbise, simsiyah ve kokusu pis olan ve mahkumlara giydirilen zillet verici elbiseler. Ve tavşa vucuhehumun nar ve ateş onların yüzlerini bürüyor. Yani cehennem ateşi böyle hafiften bir ateş değil, ta yüzlerine kadar geliyor ve onların yüzlerini bürüyor, kaplamış vaziyette. Bu şekilde onları görürsün. Liyecziyallahu külle nefsim mâ kesebet, ta ki Allah her nefse yaptığının karşılığını bu şekilde verecektir. Yani kötülük yapanların kötülüğü yanlarına kâr kalmayacaktır. Zulmedenlerin zulmü yanlarına kâr kalmayacaktır. Ve herkes yaptığının karşılığını iyi veya kötü ne yapmışsa görecektir. Burada bilhassa kötülük yapanların durumu nazara veriliyor. Bunlar zillet içinde, kayıtlı, kelepçeli, huzur ilahiye götürülecek. Üzerlerinde en berbat elbise, o şekilde sevk edilecekler ve cehennem ateşine arz edilecekler. Yüzlerini böyle ateş bürüyecek. اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يُ الْحِسَابِ Ve şüphesiz Allah hesabı seri olandır. Allah-u Teala'nın serul hisab olması Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde nazara verilir. Allah-u Teala bir anda bütün mahlukatını hesaba çeker. Belki hatıra şu gelebilir. Dünyada mesela insanların mahkemelerinde mahkemeler uzun süre devam edebiliyor. Hatta bazen öyle oluyor ki mahkum mazlum durumda olan, mahkemeye sevk edilen kimse hüküm almadan hayatı bitebiliyor. Ölümünden sonra karar veriliyor. Bazı davalar 10 yıl, 15 yıl sürebiliyor. Ama Allah-u Teala seriul hisap,
Diğer alemde bütün insanlar bir hesaptan geçecek. Ve bu insanların rakamını tam da kesin bilmiyoruz ama belki trilyonlarca insan olacak. Şu anda 6 milyardan fazlası zaten yaşıyor. Her yılda yeni yeni gelenler, her gün yeni yeni gelenler, gidenler, bunlar hep beraber düşünülürse muhtemelen trilyonlarca insan. Trilyonlarca insanı Allah-u Teala bir anda hesaba çekecek. Allah serul hesaptır, hesabı seri olandır. Hazreti Ali'ye bu sorulmuş, denilmiş ki Allah-u Teala bütün insanları bir anda nasıl hesaba çeker? Hazreti Ali onların anlayacağı tarzda güzel bir cevap veriyor. Diyor ki bir anda hepsini rızıklandırdığı gibi. Yani şu anda Allah-u Teala bütün insanları rızıklandırıyor. Hepsini bir anda nasıl rızıklandırıyorsa bir anda hepsini hesaba da çeker. Belki televizyonda bunun başka bir örneği olabilir. İşte merkezden diyelim yayın yapılıyor. O anda televizyonun açan herkes merkezden yapılan yayını alabiliyor. Veya güneş örneğini verelim. Güneş doğduğunda bir anda dünyanın yarısını aydınlatabiliyor. Yeryüzünde bütün insanlar ellerini aynaya alsalar, güneş onların her birinin aynasında aynı anda görülebiliyor. Buna nuraniyet sırrı denilir. Allah-u Teala nuraniyet sırrıyla bir anda bütün varlıklarda, tasarrufta elbette bulunabilir ve bulunmaktadır. İnsanda 100 trilyon hücre olduğu söylenir. 100 trilyon hücre, hayal bile edemiyoruz bu nasıl bir rakam. Bu kadar hücrenin her birisi kimya laboratuvarı gibi veya harıl harıl çalışan bir fabrika gibi ve buralarda kimyevi reaksiyonlar oluyor. Bir takım gıdalar geliyor, bir kısmı atılıyor. Her birinde faaliyetler var, kimyevi faaliyetler var. Ve bizim bunlardan doğru dürüst haberimiz yok. Kimyacı olanlar biraz biliyor ama normalde insanlar vücutlarında ne gibi kimyevi reaksiyonlar olduğunu bilmezler. Ama bizim vücudumuzda Allah-u Teala'nın tasarrufu var. O bize bizden daha yakın. Biz kalbimize müdahale edemezken o kalbimizi de çalıştırıyor. Böbreklerimiz tek mi çift mi bilemezken Allah o böbrekleri veya böbreği bize vermiş. Bu anlamda Allah-u Teala'nın her bir insanda ve insanın her bir hücresinde faaliyeti var. Bütün bunlarda faaliyet bizim dışımızda bir faaliyet. Biz kendi vücudumuzu idare edemiyoruz. İşte bizim vücudumuzda bizden başkası tasarrufta bulunuyor. Bir anda gerek bizde gerek bütün alemde tasarrufta bulunan Allah-u Teala elbette bütün mahlukatı bir anda hesaba çekmeye de kadirdir. هَذَا بَلَاهُنْ لِلنَّاسِ Bu insanlara bir tebliğdir. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ Ve bununla uyarılmaları için bu insanlara gönderilmiştir. وَلِيَعْلَمُوا Ve şunu bilmeleri için اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُمْ وَاهِدْ Şüphesiz o Allah tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. وَلِيَذَّكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Ve akıl sahipleri öğüt almaları için. Yani bu Kur'an'ın gönderilmesi, insanları uyarmak, insanlara tek Allah'ı anlatmak ve akıl sahiplerinin tezekkür etmesi, ders almaları içindir. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda gerçekten hem tevhidle alakalı dersleri öğreniyoruz, hem helal haram bunları öğreniyoruz, hem sakınmamız gereken şeyleri öğreniyoruz ve bu arada en büyük hikmete muhatap oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en güzel meseleler bize anlatılıyor. Hatta denilir ki yaran istersen Kur'an yeter. Yani arkadaş istersen Kur'an yeter. Bir insan yalnız kaldığında Kur'an-ı Kerim'i okusa, manasını da bilse, bu mealinden olabilir, tefsirinden olabilir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'le geçirmiş olduğu vakitlerde elbette aklı fevkalade çalışacaktır. Ve aklı şu alemde meydana gelen olayların iç yüzünü idrak edecektir. Ve hikmet noktasında pek çok hikmete, pek çok bilgiye ulaşacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın dersinden ziyade hissesi olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.